السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Cumamız mübarek olsun. Hakiki cumalar olsun inşallah. Ümmetin bayramı olsun inşallah. Ebu Bekir ve Ali ve sair ashab Nakşibend'de tecemmü etti ahbab. Nazar kıl silsilede cümle aktar, şu icmadan zuhura geldi ensab. Buraks ehli değil hakka edelim, cemali ve kemale seyredelim. Allah-u Teala bizi dostlarından dünyada, kabirde, mahşerde, ahirette ayırmasın. Yarın amenü öttük. Amentukullah ve kûnû mâs sâdıkîn buyuruyor Cenab-ı Hak. Sadıklarla beraber olun, dostlarımla beraber olun diyor. Dünyada onlar gibi olmaya çalışırsak, onların yolunda olursak inşallah ölümümüz de kolay olur. Kabrimiz nur olur. Ahirette de onlarla beraber haşr oluruz inşallah. Ebu Bekir ve Ali ve sair ashab radıyallahu anh mecmain, Ebu Sadri, Hazreti Ali Efendimiz ve diğer bütün ashab-ı kiram, bunların manevi yolları, manevi halleri, zikir halleri, ilmi mücadeleleri, Nakşibend'de tecemmü itti ahbab. Bunların bu halleri alındı, Nakşi yolunda birleştirildi, toplandı. Neden? Çünkü ilim, amel, ihlas olması için ashab-ı kiramın yaşadığı usulleri gözlememiz lazım. Çünkü onlar en güzel şekilde direkt Efendimiz Aleyhisselam'dan aldılar, Kur'an-ı Kerim'den aldılar ve yaşadılar. Yanlışlarını Efendimiz Aleyhisselam hemen düzeltti. Onlara güzel işlere teşvik etti. Onların o halleri peşinden gelen nesillere kaldı. Nazar kıl silsilede cümle aktar. Bak diyor, bütün silsilemizde olan kutuplar, manevi adamlar hepsi orada toplanmış. Şu icmadan zuhura geldi ensab. Ulema bir araya gelince buna ne diyor? İcma diyor, ittifak. O zaman manevi yollar da ortaya çıkıyor. Ya. Bir araya gelinmezse, ittifak olmazsa hiçbir netice hasıl olmuyor. İşte bak Kudüs. Kudüs-i Şerif. İslam'ın malı olduğu halde, değil mi? Hazreti Ömer zamanında fethedilmiş. 1400 senedir İslam mühürüyle mühürlemiş olduğu halde elinden gidiyor. Sahip olamıyorsun. Niye? İşte icma yok, ittifak yok. Birlik, beraberlik yok. İçimizden bazı kimseler Müslüman adı altında gidip kafirle, Yahudiyle işbirliği yapıyorlar. Tabii kafir bunu biliyor. Yediriyor, içiriyor. Ondan sonra konuşuyor. Buraks ehli değil hak edelim, cemali bak kemale seyredelim. Demek ki bu tasavvuf erbabıyız deyip de kavallarla, zurnalarla, dümbelekle uğraşanlar, bunlardan manevi hal ortaya çıkmaz. Sadece bir heyecan olur. O anlık bir galeyan olur. O anlık bir cezbe olur. Onu zaten ki rahmani zanneder. Öyle değil. Evliyanın biri yola çıkmış, giderken önüne bir deniz çıktı. Deniz çıkınca önüne nasıl geçecek karşıya? Parası yok. Kayıkçı para istiyor. Dururken orada üzüntülü öyle beklerken bir de baktı ki denizin karşı tarafı gelmiş buraya. Gözünün önüne gelmiş. Bir adım atsa karşıya geçecek. Demiş ya Rabbi, bu gerçekten düzgün bir kerametse, senin tarafındansa bunu ahiretim için hazırla. Ahiretime kalsın. Ahiretimde bunun mükafatını bana ver. Yok, şeytani ise bunu benden defet. Hemen baktım diyor. Deniz, sahil eski yerine gitti. Ya. Biz olsak ama atlarız. Tamam, keramet oldu, uçarız. İşte evliya olmak öyle. Hal sahibi olmak öyle. Düzgün yaşamakla olur. İşte ilimli olur. Şeytan karışıyor bak. Karışabilir. O yüzden bu tekkeler, mekkeler, ilim yoksa uzak dur, tedbirli ol. Niye ilim yok ya? Bizi tekkeye zikretmeye kim emrediyor? Allah-u Teala.
Estağfirullah kesiren la aleyküm tüflühün. Çok çok zikredin, belli kurtulursun. Bak zikir emir. Allah emrediyor sana zikri. Sen kalkıyorsun, zikre tümbelek koyuyorsun. Kadın erkek beraber zikrediyorsun. Namaza gelmiyor adam, zikrediyor orada. Ya olmaz. Cemaat senin Cenab-ı Hak çağırıyor, gel diyor. Yani farz, vacip, sünnet-i Mekke'de. Ondan sonra sünnet-i gayrimekke'de. Ondan sonra nafileler. Sırası böyle. Ve tespih çekeceğim diyor adam, namaza gelmiyor. Ve mübarek adam 24 saat var ya, sen önce farzı bir yap bakalım. Önce farzlarla vacipler sünnet-i Mekke'de, sünnet-i gayrimekke'de, ondan sonra nafileler geliyor. Ya. İşte bu ilim gerektiriyor. Zaten biliniyor ama işte insanların hoşuna giden neyse onu yapıyorlar. O yüzden şimdi millet ne yapıyor? Cemaatin aleyhine konuşuyor. O cemaat böyle, bu cemaat böyle. Konuşur. Yanlış yapma. Yanlışı azalt. Sünnete tabi ol. İnşallah Cenab-ı Hak bizi ilim, amel, iflas ehli eylesin. Onlardan ayırmasın. Kusurumuzu affetsin ama bilelim. Sorumlu olduğumuz madde Kur'an, sünnet, fıkıh. Din yani. Dinle hesaba çekileceğiz. Yani gördüğümüz rüyalarla, zuhuratlarla değil ha. Din. Din geldi çünkü. Onu da hesaba çekileceğiz. O zaman onu bilmek lazım. İnşallah ilim ehlini ayırmayalım. Bak buradan bir hadis okuyayım. Hani İbni Ömer radıyallahu anhuma Abdullah İbni Ömer, Allah-u Teala Hazreti Ömer'den ve oğluna razı olsun. İnne Allah yudinil mümine. Cenab-ı Hak mümini mahşer günü kendine yanaştırır. Nasıl yanaştırır? Bila keyif. Şekilsiz. Kur'an'da iki kısım ayet vardır. Biri muhkem, bir kısmı da müteşabih. Muhkem demek hükmü sabit, kesin. Lafzından okuduğun zaman manası anlaşılır. Yakın salat, namaz kıl. Zekat ver. Oruç tut. Şöyle yap, böyle yap. Buna muhkem deniyor. Bunlar kitabın aslıdır. Bir de müteşabih var ki manasını ancak Allah bilir. Bildirirse birisine, peygambere, bir alime, o da bilebilir. Bildirmese kimse bilemez. O müteşabihlerin manasını kurcalamak fitnedir. Sapıklıktır. Onların manasını kurcalamadan ne yapacağız? Allah tarafına haktır deyip onları muhkemlere çevireceğiz. Yani muhkem ayet ne diyor? Leyse kemisli şeyin, Allah'ın misli gibi bir şey yoktur. Eşi benzeri yok. Aklına, hayaline ne geliyorsa o değil Allah. Bilakeyf. Başka ayetten diyor Er-Rahmanu alel arşi isteva. Allah arşa istiva etti. İstiva etti diyor. İstiva kelimesine nasıl mana vereceksin? Muhkem ne diyorsa ona göre mana vereceksin. Yoksa sapıtırsın. İstiva kelimesi oturdu. Bak oturdu. Bir de istiva kelimesi hükmü altına aldı. Kudreti altına aldı. Tesviye etti, düzenledi gibi manaları var. Şimdi Allah hakkında hangisi uygundur? Gücü altına aldı. Hükmü altına aldı, tasarruf altına aldı, hükmünü geçerli kıldı. Bunu vermiyor adam, bu mana kalkıyor, Allah oturdu diyor. İbn-i Teymiye. Onun peşinden ne geliyor işte bu Vehhabi tayfesi? 100 sene doymadılar, bu sefer ne oldular? IŞİD tayfesi oldular. Doymaz, harici oldular, sapıttı gittiler. Şimdi de Yahudi bizim kardeşimiz diyor adam, Amerika abimiz diyor. Ya. Nereden işte sapık. Sapmış adam. Dini kendi kafasına göre anlamaya çalışıyor. Dinin bir sahibi var yahu. Bunu Efendimiz beyan etti. Ashab-ı kiram bunu tatbik etti. Mezhep imamları bunu yazdı, çizdi, sabitledi. Mezhepsiz olmaz. Yapamazsın yani. Sapıtırsın ya. Yani dört mezhepten birine tabi olan bir adam selamettedir. Bunlara tabi değilse, bugün bilgisayar çıktı, şu çıktı, bu çıktı, ben şunu anlarım, bunu anlarım, daha iyi falan filan deyip sonra ne yapıyor? İşte Yahudi kardeşimizdir diyor. Yahudi ile savaşılmaz diyor. Faiz ne olacak diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Niye? Çünkü kafası çünkü oraya gidiyor. Akıl çünkü kayar. Akıl delil değil. Akıl alet. İlim sebebine alettir. Delil, kitap, sünnet, icma, kıyas. Edille erba'a. Dört delil var. Dört delille hesaba çekileceğiz. İşte bak Cenab-ı Hak mümini bila keyif şekli vermeden yanına alır. Feyadavu aleyhi kenefu. Sanki onu hani alırsın ya şöyle yanında bir şey, insanı şekilli yok ama ibare böyle şu. Başka çok yakınlaşır ona yani. Ve yestür onu örter.
Fekul der. Etarifu zembe haza keza. Etarifu zembe keza. Şu günahını hatırlıyor musun? Biliyor musun? Şöyle yaptın, böyle yaptın kulum. Fekul neam ey Rabbi, ey Rabbim. Dediğin doğru. Kabul, kabul, kabul. Hatta ise karrarehu bizunubihi. Bütün günahlarını ona ikrar ettirir. Tamam ya Rabbi, ben yaptım, ettim. Ve rafi nefsi ennu heleke. Eyvah diyor bu adam şimdi. Yandık, mahvolduk. Bütün günahlar ortaya döküldü. Hep günahları saydı. Kâle Mevla buyurdu ki setertuha aleyke fid dünya. Dünyada onları senin üzerine örttüm. Kimseye seni ifşa etmedim ey kulum. Ve ene ağfiru leha leke elyevm. Bugün de onları senin için affediyorum ey kulum diyor. Mevla Teala bir çizgi çizip hepsini siliyor. Fe yuta kitab-ı senati. Bu kişiye iyilik tarafından, sağ tarafından amel defteri verilir, paçayı kurtarır, sevinçten uçar. Mevla bizi böyle sorgusuz sualsiz kurtulanlardan eylesin inşallah. Ve emmel kafir vel münafikun. Kafirler ve münafıklar gelince fe yekulu der. Hele şahadu şahitler. Yani mahşer yerine şahit olan melekler nida ederler. Haula illezine kezebu ala rabbihim. Bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir bu münafık ve kafirler. Ela lanetullahi alel zalimi. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun deyip onları lanetin yeri olan cehenneme postalarlar. Allah Teala bizi mağfiretinden ayırmasın inşallah. Amin. Rahmetiyle muamele eylesin. Amin. İslam alemine tez zamanda rahmetiyle bir baş, bir imam, bir imame, tesbihin imamesi olmasa ne olur? Değil mi? Bunu kabul ediyoruz. Bu imame burada olmasa bu dağılır değil mi? Darmadağın olur. İşte bu lazım. Bu lazım. Lazım demek yani o zor olmaz. Olmuyor işte bak. Her kafadan bir ses çıkıyor. Halbuki Amerika kimdir yahu? Sen adam ol. Adam ol. Amerika'ya Allah-u Teala bir sel gönderir, bir yel gönderir, bir mikrop gönderir. Zaten kendileri mikrop. Mikropla uğraşırken biz işimize bakarız. Allah adamlara bolluk veriyor. Para veriyor, petrol veriyor. Bizim yüzümüzden. Bize verirse ne yapacağız? Dömbelek çalacağız. Dans edecekler. İkinci adres açacaklar hemen. Parayı bulan Müslüman hemen adresi değiştiriyor. Ya parayı bulduğun zaman yap bir cami, bir medrese yap, bir fakir fukaraya bak. Birkaç tane yetime sahip çık. Yok. Zenginleştikçe kıyafetleri değişiyor adamların, oturduğu yerler değişiyor, markalar değişiyor, şunlar değişiyor, bunlar değişiyor, ortaklar değişiyor. Hemen yabancı ortak alıyorlar. Niye açılacak? Abi denize açılıyorsun ama gemin zayıf. O gemiden okyanus geçilmez. Gemiyi diyor sağlam yap. Tayfalar samimi olsun. Motorun kuvvetli olsun. Kaptan hele çok uyanık olması lazım. İnsan bir gemi, aklı, dümeni, fikri, yelkeni kullan kendini göreyim seni der bizim Karadenizliler. Batırırsın sonra gemiyi. Her sahile açılmaz. Şeriat, din, İslam her şeye müsaade etmez. Şeriat, din, İslam gelişmeye karşı değil ha. Her şeye müsaade etmez. Gelişeceksen doğru geliş. Faizle gelişme olmaz. Şimdi gelişen gözüme ilişti. %14 faiz veriyor. Asmış onu oraya. Haram. Faiz reklamı haram. Kadın reklamı haram. Kadın pantolon giymesi haram. Kim ne dese desin. Bakan ne demiş ya. Bakan kim oluyor? Doğruyu söyleyeceğiz. Yapıyorsan yapmıyor. O ayrı şey. Kardeşim yapmıyorsan ne konuşuyorsun? Yapmamak demek günahkar olmak demektir. Olmaz demek küfür demektir. Bunu anlayalım. Yılbaşı işine karışmak haram. Ama ne olacak demek? Küfür. Gidiyorsan zıkkımlan, defol git. Gitme de. Ama bu iyidir dersen, bu olur, bu ne olacak dersen kafir olur adam. Bu farkı anlayalım yahu, imanını koru. Faiz yiyor adam, zıkkım yesin. Şeytan çarpmış gibi kalkacak. Ama faiz helaldir derse, ne olacak derse, onsuz olmaz derse o zaman din iman gitti. %14 faiz veriyor adam. Bunu faizle beraber adamı geçiniyorlar. O zaman iş yeri yok, bir şey yok. Faiz yasaklanacak. Efendim sana ne yaptı? Veda hutbesinde faiz ayağımın altındadır.
Kaldırdım buyurdu. Bitti. E ne olacak? Fabrika açsın. Fabrika açsın, güvendiği adamı koysun oraya, çalıştırsın, daha çok para kazansın. Bir fabrika 3.000 tane işçi eder en az. 3-5.000 tane. Onun ailesini düşünün. Bir fabrika demek aslında Anadolu'da bir tane şehir demektir ha. Bir şehir kurarsın, bir şehrin insanını bakmış olursun. Ne büyük sevap kazanacak bu fabrika açan adam. Niye bunu yapmıyorlar? Çünkü ya ne olacak? Neyse, para geliyor. Kağıtları basıyorlar, çoğaltıyorlar. Allah-u Teala temiz para, temiz kazanç, helal kazanç nasip etsin ve vebalinden de muhafaza eylesin. Ha. Helal da kazansam bunun hesabı var. Süleyman Aleyhisselam geç girecek. Niye? Çok parası vardı. Yani dünyaya hakimdi. Onun hesabı var. Yani paran helal da olsa onun sorgusu var ha. Onu sorguda beklemek istemiyorsan hemen şimdiden ver. Ha, vakıf yeri aldık orada. 6 trilyon para lazım. Size 60 trilyon verin. Korkmayın. 10 tane daha açarız. Bir tanesi senin babana olur, bir tanesi dedene olur, bir tanesi ninene olur. Kıyamette bayağı günler var yani. O kadar zaman boyunca orada kılanlar, okuyanlar hepsinin sevabı sana yazılacak. Daha ne arıyorsun? Gittiğin zaman bulacaksın. Yok, öldün bıraktın çocuklara. Ne oldu? Düzgün kullansalar hesabı var. Düzgün kullanmazlarsalar vebali de var. İyi düşünün. Şimdiden yatırımınızı yapın. Şimdi nereden geçtik buraya? Doğruyu bilelim, öğrenelim. Ben doğru diyorum, öyle iddia etmiyorum. Doğru demeye çalışıyorum. Doğrusu belli. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Herkes kitaptan konuşuyor ama ters konuşuyor. Kitabın tercümesi var. Yani tefsiri var. Adresi var. Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Hanbeli, Maliki. Bunu sabitlemişler. Kimse bunu değiştiremez. Değiştirenler kafasına göre konuşanlardır. Onları vakti geldiğinde bir rüzgar atıp götürür. Aslı duruyor. Aslına bak sen. O aslını, kaynağını öğren, oradan güzel. Sizin alacağınız en kolayı Ömer Nasuhi Bilmezler'in ilmalidir. Allah razı olsun. Osmanlı alimiydi. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi yaptı. Rahmetli. Sağlam alimdir. Fetvaları da sağlamdır. Al onu, tercümesi var, bir şey var. Sadeleştirmiş var. Oku. Namazını, ibadetini düzelt, itikadını düzelt. İnşallah uyanık olalım. Az çalışmayla çok kazanmanın zamanındayız. Bugün bir sünneti ihya etmek 100 şey sevabına denk. Ashab-ı kiram zamanında öyle değildi. Osmanlı zamanında öyle değildi. Çünkü o zaman devlet var. Herkes Müslüman. Şimdi herkes yoldan çıkmış. Sen bunun içinde kalkıyorsun. Sünnetleri bırak, farzı, farz zaten yapıyorsun. Sünnetleri de ihya ediyorsun. O zaman kat kat fazla sevap veriliyor. Yevme o günde terel müminine ve müminat. Hadid suresi 12. ayet. O günde, kıyamet günü koptuktan sonra belli bir müddet her şey bitecek. Sonra Cenab-ı Hak herkesi diriltecek tekrar. Mümin ve mümin erkek ve kadınlar dirildiği zaman yes'a nuruhum beyne eydihim ve beymanihim. Önlerinde ve sağ omuzlarında nurları var. Farları var yani. Aydınlatıyor yollarını. Büşra kümül yeme. Onlara bir nida geliyor. Melekler diyor ki büşra küm. Size müjde olsun el yeme bugün. O müjde nedir? Cennetun. Cennetler. Koşa koşa cennetlere doğru gidiyorlar. Ya. Tecri min tahtiyel enhar. Ağaçlarının ve köşklerin altından nehirler, enhar. Dört nehir. Herkesin ayrı ha. İçinde toz moz yok, kurbağa yok, yılan yok. Tertemiz. Su nehri, bal nehri, süt nehri, cennet şarabı. Ya burada şarap içersen oradakini içemeyeceksin ha. Dört nehir. Adam gelmiş diyorlar lokantaya. Müslüman adam diyor, söylemiş bir rakı. Rakı içti diyordu diyor. Ne büyük leke. İslam'ı lekelemeye çalışanlar var ha. Sakallı olan gelmiş adam oraya diyor. Yanında karısı örtülü diyor. Adam rakı içti diyor. Gözümle gördüm diyor adam. Dikkat edin. İslam'ı lekelemek isteyenler var. Bak o savaşlar, şunlar, bunlar hep İslam'a leke. Bir de böylesi var. Ya işte lait Müslümanlık, entel Müslümanlık İslam'a leke. İslam'a iftira. İslam nasılsa öyledir. Kıyamete kadar aynıdır. Yaparsan kazanır, yapmazsan sen bilirsin.
vebalini katlanırsın. Değiştirme yapamıyorsan da özür beyan et. Ya Rabbi yapamıyorum. Sen beni affet ama doğrusu budur. Doğrusuna dokunma. Şimdi kıble böyle. Kalkıp biz kafamıza göre kıble tanesek olur mu? Olmaz. Aynı onun gibi. Namaz şekli, ibadet şekli, yemek şekli, İslami ticaret, evlilik ne varsa hepsinin bir usulü var. Bilmiyorsan öğren. Bilene yanaş. İnkar etme. Cennetlerde demek ki o nehirler var. Hem de Halidine fiha. Halidin. Oh be elhamdülillah. Girdin mi çıkmak yok ha. Cehenneme giren Müslüman cehenneme çıkacak. Değilse kafir ise, imansız ise cehennemden çıkış yok. Ama cennete giren Müslüman daha çıkış yok. Ya, ne büyük nimet değil mi? İhtiyarlamak yok. Kira derdin yok. Fatura derdin yok. Karı dırdır yok. Her şey mükemmel. Biz onu burada arıyoruz ha. O zaman gitmeyiz ki ahirete. Burada arama onu. Burada idare. Hep dua ederken işte Efendi Hazretimiz, bizim Mahmud Efendi Hazretimiz ne buyuruyor? Hastalık olacak, imtihan olacak, şu olacak. İlla olacak. Hani nasıl dua edelim? Ya Rabbi imtihanlarımızı en hafife indir. Kolay eyle, hafif eyle. Allah cümlemize yardım etsin. Kolay olsun imtihanlarımız. Dert, kederi kaldırsın hastalıklar ama illa imtihan olacağız. O zaman çaresiz bu imtihanı kabulleneceğiz. İmtihan olmayan kimse yok. O zaman kolay eyle ya Rabbi, hafif eyle ya Rabbi diye dua ediyor. Sadaka verin biraz diyor. Evet. Zalike vel fevzül azim. Bu en büyük kurtuluştur. Şimdi müminler böyle nurlarıyla beraber çabucak, seri bir şekilde beklemeden hemen mahşer yerinde Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına varıp Kevser şarabından içmek için koştuklarında balık havyarı, balık ciğeri yediği zaman açlık, susuzluk kalmayacak. Üstleri başlarında giydirildiği zaman tabi uyanıklar, dünya uyanıklar, münafıklar ve o günde yekulü münafikun ve münafikat münafık erkek ve kadınlar diyorlar lillezine amenu müminlere karşı. Ey müminler, unzuruna bize de bakın, bizi gözetin, bizi de alın, idare edin. Durun bir dakika. Naktebis min nurikum. Nurunuzdan alalım da peşinizden gelelim. Ya sizden ışık alalım, nur alalım da biz de gelelim. Kıyle onlara cevap verilecek melekler tarafından. İrci'u veraküm, geriye dünyaya dönün. Gidin dünyaya, oradan nur dünyadan alınıyormuş. Ya. Feltemisu nura, oradan nur isteyin. Dünyada diyor, o dünyada. Orada çalışmak, ahirette çalışma yok ki. Kabirde, ahirette ibadet yok, çalışmak yok, bir şey yok. Oradan bir şey kazanamazsın, burada. Buradan nurunu alacaksın. Kabirde rahat, ahirette rahat. Amel defterin sağ taraftan açık olmasını istiyorsan üç şey var zaten. Sadaka cariye. Yani cami, tekke, medrese, çeşme, insanların hayrına bir şey. Kitap, ilim kitabı, Kur'an kitabı vakfedersin ve hayırlı bir talebe, hayırlı evlat yetiştirirsin. O kıldıkça sana dua eder. Defterin açık kalır. Değilse herkesin defteri kapanıyor. Dönün bakalım geri. Hadi yürü. Nasıl dönecek? Feduribe beynehum bi surin. Araya bir sur, duvar çekilir. Müslümanlarla münafıklar arasına. Lehu babun. O surun bir kapısı var. Batınuhu fi rahmetü. İç tarafı rahmete, cennete dönük. Ve zahiru min kıbelil azap. Dış tarafı ise azap. Ya azaba dönük. Gördün mü sen? O dış taraftan çıkıp cehenneme girecekler. Yani iç taraftan müminler çıkıp gidecekler. Duvar arada. Tabii ben de girerim yok. Çünkü orada melekler var. Melek, bir melek hepsini tutar. Kaldı ki 19 melek var. Ayrıca bütün melekler de saf saf gelecek. Yani böyle acayip haller var. Hiç duymadık demeyelim. Duy. Başımıza gelen şeyleri öğrenelim. Önümüzde ne var? Yunadunehum, onlara nida edilecek. Elem nekün ma'akum. Ya biz sizinle beraber değil miydik diyorlar. Münafıklar diyorlar bunu. Ya Müslümanlar, ey Müslümanlar, dünyada beraberdik. Aynı apartmanda oturuyorduk, aynı yerde çalışıyorduk. Aynı sofrada bir yemek yiyorduk. Kalu bela, evet yani doğru. Velakinneküm, fakat siz var ya siz, fetentum enfuseküm. Nefsinizi fitnelendirdiniz, sıkıntıya soktunuz. İkiyüzlülük yaparak kendilerini sıkıntıya, fitneye attılar. Ve terabbestum ve Müslümanlar hakkında beklediniz. Müslümanların başına bela gelmesini bekliyordunuz.
Vertebtüm, şüphe ettiniz. Ve garrettümül emaniyyü, boş kuruntular, hayaller sizi aldattı. Hatta cayamdullah, ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar böyle oyalandınız. Ve garrettüm billahil garur. Ve şeytan da sizi Allah'tan aldattı. Gördün mü sen? Münafıkların halleri böyleymiş demek ki bak. Aramızda yaşıyorlar fakat bizim için bela bekliyorlar. İçinde kim var çünkü Müslümana? Sakalına gıcık, ezana gıcık, namazına gıcık. Faiz yemiyorsun, sana gıcık herif. Kendini zıkkımlanıyorsun. Coca-Cola içmiyorsun diyor, adam sana gıcık oluyor. Ne var Coca-Cola'da affedersiniz? İdrar var ya. İdrar var diyorlar. Kahve yapmışlar. Devenin pisliğinden yapılmışlar onu. Deveye yetiriyormuşlar kahveyi, pisletiyormuşlar onu. Ondan sonra onu öğütüyorlar, kahve yapıyorlar. Çok lezzetliymiş. Pis adam pisliği yer. Müslüman temizdir, temizliği yer. Hazır yiyeceklerden sakının. İyi bildiğin bir adam abdesti namazı hazırlıyorsa, eminsen, tamam. Değilse uzak dur. Tamam mı? Öyle öyle insan soğuyor ibadetten. Tamam mı? Ucuzdur falan da filandır. Öyle deme. Temiz olsun. Allah-u Teala içimizi dışımızı tertemiz eylesin. Demek bizim için bunlar bela bekliyorlar. Şüphe içindedirler. Ve kuruntular, hayaller onları aldatmış. Ta ki Allah'ın belası gelince kadar böyle gidiyorlar. فَالْيَمَّ لَا يُخَازُمْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ O gün onlardan sizden fidye alınmaz. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَافِرِينَ alınmaz. مَوَاكُمُ النَّارِ Ona diyecek ki, ey münafıklar, sizden, kafirlerden fidye alınmaz orada. Burada. Orada öyle yok. Trilyon olsa hiçbir yok. Kuruşun yok. Ceplerin boş. مَوَاكُمُ النَّارِ Varacağınız yer cehennemdir. هِيَ مَوْلَاكُمْ O sizin Mevlanızdır. Gözetenimizdir. Ve bisel masir. O ne güzel, ne kötü varacak yerdir. Cehennem. Yani. Mevla bizi o işlerden uzak eylesin. Kötü adamlarla yaşarsan kötü gidersin. İyi adamlarla yaşarsan iyilesin. Çocuğun iyi mi kötü mü olacağı, değil mi? Halinden belli olur az çok ya. İnsan da iyi mi kötü mü olacağı halinden belli olur. O yüzden iyilerle yaşamaya çalışalım ve bir de dua edelim. Kendimizi beğenmeyelim, güvenmeyelim amelimize, ibadetimize güvenmeyelim. Tevazu edersen, üzüntülü olursan ve bütün evliya Allah'ın adeti gibi ya Rabbi hüsnü hatime nasip et. Hüsnü hatime nasip et. Bak son ölürken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Hüsnü hatime budur. Bunu söyleyerek, buna inanarak, bununla beraber gidersen ondan sonra kolay. Kolaylıklar açılıyor. Şifreyi çözdün. Tabii nasip olursa kelime-i tevhid okuyarak veya namaz kılarak kimisi secdede ölüyor. Kimisi hacca giderken ölüyor. Kimisi savaşta şehit oluyor. Bak güzel ölümler böyle. Allah-u Teala hepimize hayırlı hüsnü hatime nasip etsin inşallah. Efendi Hazretimize, cemaatimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza böyle dua edelim. Ümmet-i Muhammed'e de dua edelim. Ezan-ı Muhammed okunuyor. Ya Rahman-ı ezansız bırakma ya Rabbel Alemin. Ezanları bütün Müslümanların kulağına girdir ya Rabbel Alemin. Uyandır ya Rabbel Alemin. Ezana karşı duyarsız kalmaktan tövbe nasip et ya Rabbel Alemin. Ezan okunmadan evvel namaza gelsin millet ya Rabbel Alemin. Hanımlara örtü nasip et ya Rabbel Alemin. Faizden, içi kumardan bu milleti kurtar ya Rabbi. Elinizi kurtar. Yılbaşı belasından muhafaza eyle. Küfür adetlerinden muhafaza eyle. İslam ahlakı, İslam kıyafeti, İslam hayatı. İslami kazanç nasip eyle ya Rabbel Alemin. Helal lokma nasip eyle. Ümmete bir baş nasip eyle. İslam birliği nasip eyle ya Rabbel Alemin. İslam alemin içindeki Amerikancıları, Yahudi uşaklarını ıslah eyle ya Rabbi. İslami gündeyse def et ya Rabbel Alemin. Ümmet-i Muhammed'i bu parazitlerden kurtar ya Rabbel Alemin. Hicaz-ı Kudüs, Şam-ı Şerif, Ayasofya'mızı tez zamanda kurtar ya Rabbi. Hürriyet, ibadet hürriyetine kavuştur ya Rabbel Alemin. Kur'an'la, sünnetle, ilimle, maneviyatla kurtar ya Rabbel Alemin. Osman Gazi rahmetullahi aleyh'in yaptığı gibi Kur'an'a karşı son derece edepli eyle, saygılı eyle, hürmetli eyle ve Kur'an'la beraber şeref nasip eyle ya Rabbel Alemin. Yücelik nasip eyle, bereket nasip eyle. Yağmurlarımızı, mahsullerimizi, rızkımızı helalinden bol bol nasip eyle. Razı olun yolda harcamaya muvaffak eyle. Bu hizmetlerimize ve diğer
ehl-i sünnet olan Kur'an hizmetlerine, ilim hizmetlerine, ilme, Kur'an'a, fakir fukaraya sen rızan için verenlerin verdiklerini kabul eyle ya Rabbel Alemin. Yerini doldur ya Rabbel Alemin. Kimseye muhtaç eyleme. Daha nice hayırlar işlemeye onları bizleri muvaffak eyle ya Rabbel Alemin. Kıyamete kadar süren bu hayırlarımızı kabul eyle, muhafaza eyle. Razı olduğun şekilde kullanmaya muvaffak eyle. Kusurlarımızı affeyle, geçmişlerimize de rahmet eyle. Cümle geçmişlerimizi ruhuna, bizden dua beklenen bütün ehlimanın ruhuna Allah rızası için El Fatiha.